O deprem zamanında öğrencilerimizden bir tanesi bir eve gitmek için o zaman işte marşutka deniliyor bir 3 som oranın para birimi. Buraya Almanya'ya göre bugün çevirirsek belki yaklaşık 30 cent, 25 centlik bir şey. Onunla evine gidecek çarşamba günü. Geriye de gelirken o parayı geriye getirip borç verecek. Benden borç istedi. Dedi ki, ee, abi abi derler öyle. Abi yani, abi, abi e, ben eve gideceğim. E, bana 5 son boş verir misin diye söyledi. Ben de tabii yanımda bir şey yok. Hemen okulumuzda böyle güzel bir odamız vardı muhabbet ettiğimiz. Dedim ki şimdi gündüz vakti kimse yok. E, gideyim bari. Orada belki birisine denk gelirim. Bir öğretmen arkadaşı gördüm. Bir daha altını çiziyorum. Zor zamanımızda yaşadığımız o Sakarya'nın bizim sıkıntıların deprem zamanında yaşayan birisi olarak söylüyorum bunu bir öğretmen abimizi gördüm dedim ki abi bir öğrencimiz böyle borç istedi bir beş som verir misin beş som ne ediyor yaklaşık elli sent diyeyim yeah. ne kağıt para dedi ki sen bir öğretmenden para istemeye utanmıyor musun çünkü gerçekten böyle ben iliklerimize kadar o zaman biz o yokluğu hissetti abilerimiz kardeşlerimiz ama bırakmadılar o zor zamanda. Cephe denilecekse diyeceğim. Vazifelerinin başında durdular. Gitmeye, hicret etmeye devam ettiler. Sonra şu anda söylemeyeceğim. Türkiye'de bir yerde misafir oluyor. E, okul müdürümüz. O da abdest alıyormuş. Az sonra geldi içeriye. Dedim ki abi dedim böyle böyle e, bir öğrenci benden beş som istedi. Şey yapabilir misin? Okul müdürümüz. Daha sonra Kırgızistan'da sorumlu olmuştu kendisi. E, Orhan İnandı abiyi kastetmiyorum. Onu biliyoruz. Onu da Allah bir an Allah önce kurtarsın. kurtarsın inşallah. i̇nşallah. Bu abimiz e, dedi ki şöyle yaptı cebine koydu elini. 30 som çıktı. 30 som 3 euro yapar. Dedi ki ben dedi evliyim dedi. Onunu sana vereyim. 20'si de bana lazım olur dedi. Ve böyle bir paylaşma yaşadık. Kardeşliği dünyanın farklı yerlerinde abilerimiz, ablalarımız, öğretmenlerimiz, belletmenlerimiz. Bu fedakarlıklarla orada durdular. Bugün de dünyanın dört bir tarafında yine aynı şekilde aynı zorluklara göğüs gererek duruyorlar.